en büyük ortak böleni bulunuz. Bize verilen ifade 4x üzeri 4y artı 8x küp y. Bizden istenen 4x üzeri 4y artı 8x küp y ifadesinin en büyük ortak bölenini bulmamız. Bu ifadeyi yeniden düzenlememiz. Kolay. Bu ifadedeki x'in ve y'nin değerlerini bilmiyoruz. Değişkenlerin pozitif veya negatif olduklarını bilmiyoruz. Birden küçük veya büyük olduklarını bilmiyoruz. En büyük ortak bölen her zaman mutlak bir sayı olmak zorunda değil. Bu ifadedeki terimlerden en çoğunu, en fazlasını kapsayan bölenlerin en büyüğüdür. Eğer 4x üzeri 4y'nin çarpanlarını bulmaya çalışsaydık, şu şekilde görünürdü. Önce 4'ü e asal çarpanlarına ayıralım. 2 çarpı 2 çarpı x üzeri 4. Bu da x çarpı x çarpı x çarpı x demek. Ve bir de y'miz var. Çarpı y dedik. Böylece bu ifadenin tüm çarpanlarını açık olarak yazmış olduk. Şimdi de aynı şeyi 8x küp y için yapalım. 8'in asal çarpanları ne? 2 çarpı 2 çarpı 2 x küpü asal çarpanlarına ayırırsak veya genişletilmiş şekilde yazarsak da x çarpı x, çarpı x şeklinde olur, değil mi? x'i 3 kere kendisiyle çarptık. Ve daha sonra buradaki her şeyi y ile çarpıyoruz. Şimdi bu iki ifadede ortak olan ortak olan çarpanlar hangileri? En büyük ortak böleni bulmak için, en büyük ortak böleni bulmak için, ortak olan çarpanların hepsini kapsamalıyız. Hepsini seçeceğiz. Burada 2 tane 2 var. Burada 3 tane 2 var. Yani her ikisinde de ortak olan 2 tane 2. Burada 4 tane x var. Burada sadece 3 tane x var. Yani ortak olan sadece 3 tane x. 3x ve 3x. Ve burada da y var. Yani y de her iki ifadede ortak. Bu durumda en büyük ortak bölen 2 çarpı 2 çarpı x çarpı x çarpı x çarpı y olacak. Yani 4 x küp y olacak. Bulmak istediğimiz de buydu. Şimdi bu ifadeyi 4 x küp y parantezine alarak şu şekilde yazabiliriz. 4 x küp y çarpı, bunların her ikisini de 4 x küp y'ye böleceğiz değil mi? bölü 4 x küp y, bunu da böleceğiz, bölü 4 x küp y. Sanırım bunun çok mantıklı olduğunu hemen gördünüz. Eğer parantezin başındaki bu değeri dağıtsaydık, pay ve payda da aynı şey olduğu için birbirini götürecekti ve baştaki ifadenin aynısı halini alacaktı. Yani bu iki ifade birbirinin aynısı. Şimdi devam edelim. 4x küp y parantez içinde 4'ler sadeleşti. x üzeri 4 bölü x küp eşittir x, y bölü y eşittir 1. 8 bölü 4 eşittir 2, x küp bölü x küp eşittir 1, y bölü y eşittir 1. Parantezin içine oldu, x artı 2 oldu. Çarpanları ayırdığımızda neler olduğunu görmenin bir başka yolu da şu. Bunu ve bunu, bunu ve bunu dışarıya aldığımızda 4x üzeri 4y'de ne kalmıştı? Burada bu elips içine aldığımız kısımları dışarı almıştık ve sadece buradaki x kalmıştı. Dolayısıyla burada x var. Tabii her zaman bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama bu yöntem umarım sizin daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Mesela şu şekilde de yapabilirdiniz. İlk ifademiz neydi? 4 x üzeri 4 y artı 8 x küp y. 4'ü ve 8'i bölebilen en büyük sayı nedir? 4. 4'ü dışarı alalım. x üzeri 4 ve x küpü bölebilen en büyük değer nedir? O da x küptür. Bunu da yazalım. y ve y'yi bölebilen en büyük değer nedir? O da y'dir. Bunu da yazalım. Bunu aklımızdan da oldukça hızlı bir şekilde yapabiliriz. Eğer buradan 4'ü parantezin dışına alırsam burası 1 olur. x üzeri 4'ten x üzeri 3'ü parantezin dışına alırsam burada x kalır. y'den y'yi dışarı alırsam 1 kalır. Yani buradaki terim x olur. Buradan 4'ü parantezin dışına alırsam burası 2 olur x üzeri 3'ten x küpten x kübü parantezin dışına alırsam, burada da 1 kalır. y'den y'yi dışarı alırsam yine 1 kalır. Yani parantezin içi x artı 2 halini alır. Akıldan yapmak çok daha hızlı oldu. Evet, umarım bu video konuyu daha net bir şekilde anlamanızı sağlamıştır.